Merhabalar, Hayat Bana Güzel Bodrum bölümüyle herkese merhaba diyorum. Bu sefer Bodrum'un kışını görmeye geldim. Şu an Gümüşlük'teyim. Mandalina ağaçlarının altındayım. Hatta şu an bir tane kokluyorum ki inanılmaz güzel kokuyor. Bak kokla. Şahane bir hava. Tavşan Adası'nda ben ayak parmağımı kırmıştım. Böyle bir anım var. Tavşan Adası buradan yürünerek gidilebiliyor. Hatta suyun içinde bir yol var. Ona kral yolu diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Neden kral yolu diyorlar onu bilmiyorum ama. Hangi kralın yolu? Böyle yürüyüp oraya gidiyorsun. Hatta onun tepelerinden böyle aşağı atlanıyor balıklama falan filan. Ben de o sevdayla oraya kadar gidip o kayaların tepesine kadar çıkıp oradan aşağı atlamıştım. Fakat o tırmanma sırasında ayağım takıldı. Sonra büyük bir ağrıyla bütün geceyi geçirdim. Sonra en sona dayanıp hastaneye gitmiştim ve sağ ayağımın dördüncü parmağını kırdığımı öğrenmiştim. İşte Tavşan Adası'nın bendeki hatırası bu. Ya çok güzelsin. Basbayağı mutluluk benim için bu. Bak şu taraf, şuralar. Gördüklerimizin hepsi farklı farklı ya koylar ya adalar oluyor. Bunlar için de bazıları o kadar yakında ki mesela Costa onlardan bir tanesi çok yakın görünüyor. Bizim adalarımızdan biriymişçesine görünüyor ama değil aslında Yunan adası. Assos'la böyle minicik bir limandır. Tepeden aşağı inersin. Uzayacak gidecek bir yeri yoktur. Böyle tahta iskelelerle denize girersin ama derince bir denize girersin. Hem tekneler yanaşır hem de tam böyle denize sıfır aynı böyle balıkçılar vardır. Gümüşlüğün bu tarafı bu balıkçılarla olan tarafı biraz Assos. Ah bebek kediler, her yer kedi. Fiyatlar konusuna girmiyorum. genel olarak biraz fiyatlar yüksek oluyor tabii özellikle sezonda. Bak buralarda böyle şezlonglar oluyor. Oradan insanlar denize giriyor. Ben çok denizine girmeyi sevmiyorum buranın yosunu diye ama. Gümüşlüğün belediye çay bahçesi. Burası normalde yazın sezonda inanılmaz kalabalık olur. Burada böyle tatlı tatlı kahvaltı etmek, çayınızı kahvenizi içmek çok güzel bir yerdir. Ama şu anda bir tek ben varım bir de siz varsınız. İşte bu kışın takımı çok ideal olabilir burası bak. Burası çok yeni açılmış bir mekan Gümüşlük'te. Mayıs ayında açılmış. Üstelik de sahibi de İstanbul'dan gelmiş. Hem hayatını şehrini değiştirmiş hem mesleğini değiştirmiş. Keyifli bir çatı katı. Şu filmi seyredemedim yalnız. Çok üzülüyorum ben. Gümüşlüğün simgesi aslında bu aydınlatmalar. Hepsi birbirinden güzel olabilir ama benim favorim özellikle bu beyaz olanlar ve bunun renkleri muhteşem olmuş. Gümüşlük sahili işte aslında şu kadarcık bir yol. Burası da kulüp Gümüşlüğün önü. Hadi içeri gidelim bakalım. Dışarının soğuk olduğu kesin de bunun acayip ısıttığı da kesin. Bir süre ısındıktan sonra tatlı tatlı geri çekilmek gerekiyor. Geliyor. Bir gün belki hatam. Sesim geliyor mu? Yalnız gerçekten Gümüşlük bence Bodrum'un en küçük ama en canlı koylarından biri. Üstelik Aralık ayının son haftasında yani yeni yıla girerken böyle bir enerji görmeyi beklemiyordum. Şimdi bu içinde yürüdüğüm alan Gümüşlük sahile giriş noktası. Sağlı sollu bu arkada görünen tezgahlarda da genelde el işi bir takım şeyler satıyor işte. Tezgahlar kapalı. Huzur. Sana bir çay ısmarlayayım Murat. Sen
sadece deniz kıyısında gezmeyeyim, biraz da yukarılara çıkayım dedim. Gümüşlüğün daha tepe noktasında Tel Dolap diye bir mekana geldim. Burada kahvaltıdan akşam yemeğine kadar uzun saatler keyifli takılabilir ve bu muhteşem manzarayı görebilirsiniz. Özellikle akşam üzeri gün batımını size tavsiye ediyorum. Şu an kış olduğu için burası da kapalı tabii ama en azından manzaraya buyurun. Saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Gülünüz. Siz de gülünüz. Sizler de gülünüz. Lütfen gülünüz, gülelim. Yeni yıla girdik. Neşeyle girelim. Kıvançla girelim. Huzurla girelim. Zeki Müren'in hayatının son 6 yıl diye internette okumuşum ama girişte sorduğumda 13 yıl dediler. Yaşamının son yıllarını Bodrum'da geçiriyor. Bodrum'u çok seviyor. Şimdi evi müze eve dönüştürülmüş Kültür Bakanlığı tarafından, müze kartla ücretsiz. Girer girmez salonunu gördük ve şurada hemen sininin üzerinde bir şey var. Murat onu çekersen. Kimse o Şenay. Ya Bodrum, Zeki Müren'le gerçekten çok özdeşleşmiş bir yer. O yüzden hani burayı ziyaret etmeden bir Bodrum seyahati zaten yapılamaz diye düşünüyorum. Bu arada gezerken de tabii Zeki Müren'in sesini duyuyorsun, şarkılarını dinliyorsun içeride. O çok güzel. Of of of. Bak lafım yarım kaldı. Ceketi görünce kaldım. Şimdi nasıl bir adamdı diye düşünüyor insan. Gözünde hani televizyonlarda falan görüyorsun ama fiziken nasıl biriydi? Şimdi cekete bakınca aşağı yukarı vücudunu, formunu, hani zayıf mıydı, nasıldı? Yani bunu giydiği zamanki en artık herhalde gazinoların falan da coşku içinde olduğu zamanlar diye düşünebiliriz. Benim güzel limanım. Çok renkli bir insanmış. Mesela çok uzun yıllar radyo yayıncılığı yapmış ve bu programların birçoğunu da canlı olarak yapmış. Zaten konuşması, diksiyonu, Türkçe'ye hakimiyeti herkes tarafından bilinen çok önemli bir isimdi ama özellikle Türk sanat müziği için çok güçlü ve çok önemli bir isim. Sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Zeki Müren'in hayatındaki çok önemli izlerden böyle parçalar, çok dikkatli bakmak lazım böyle. Mesela bu Zeki Müren'in ilk konser programıymış. Hatta kendi el yazısıyla da onu çerçeveletmiş. Ne olurdu bana refakat eden büyük ustalarım da, üstadlarım da hayatta olsalardı yalan dünya demiş. Şu kostümü. Türk sanat müziğinde kendince yaptığı çok ilginç yenilikler var. Mesela orkestrasına, müzisyenlerine tek tip giyinmeyi, sahne düzenini falan getiren insanmış Zeki Müren. Çizmeye gel. Kostümler inanılmaz. Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Sanatları bölümü yüksek kısım tahsilini bitirmiş ve yapılan imtihanlar sonunda pek iyi derece diploma almaya hak kazanmıştır. Ellerimden ellerin ayrılmasın sevgilim gözlerim. Ben bugün artık durmadan Zeki Müren söylerim. Ha şuralarda tekneler var, yelkenler, yarış var gibi gözüküyor. Ya da havayı güneşli görüp fırlamışlar diyeceğim ama burada zaten neredeyse 4 mevsim en çok güneş gören yerlerden biri, şahane. Ben tamamım. Bence kışın yaşanır. Acayip 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 güzel geldi bana şu anda burası. Ben burada kapanış yapayım bence. Buradan size veda edeyim. Ben Bodrum'a devam edeyim diye düşünüyorum. Bodrum'un kışı nasıl oluyor? Çok iyi bir örnek teşkil ediyorum ben. Gece böyle titriyordum. Bunun üstüne bir mont daha vardı. Kafamda bayağı polar bere vardı. Onu düşünerek giyinip çıktım. Şu anda inanılmaz güzel bir güneş var. Şöyle kıyıya da geldim, oturdum ve alev alev yanma başladı. Ama bu yanıltmasın, gece yine soğuyacak. İşte Bodrum'da kışlar böyle geçiyormuş. Arkamda kale var. Orada da tadilat olduğu için maalesef kaleyi ve arkeoloji müzesini göremeyeceğiz ama yolunuz düştüğünde mutlaka görün. Genelde tatile gelinir, böyle yerler görülmez. Zeki Müren Müzesi ve kale görülesi. Ay
Bodrum sandalette kışın kaç paradır? Kendi kendine bir anda pink olma hali. Nasıl fiyatlarınız? Kışın indirim oluyor mu yoksa aynı mı sezonda? %50 indirimde. %50 indirimde. Burası bayağı canlı aslında. Öyle çok da sessiz, sakin değil. Ön tarafta deniz olduğu için denizin kıyısına çıkabilenler orada oturuyor. Keyifli yiyor, içiyor, vakit geçiriyor. Hele güneşi görünce. Hediyelikçiler, dericiler, sandaletçiler. Bir de aynı zamanda tabii ki barlar var. Hatta bir dönem Bodrum'un Barlar Sokağı büyük efsaneydi. Bu sokakta yürüyemediğimi hatırlıyorum ben. Karizmanız çizilmez, karikatürünüz çizilir. Güzel ya, böyle detayları yakalayınca hoşuma gidiyor. Ve limana doğru geldim. Burada aslında bütün bu tatilcilerin gelip hani mavi tur dediğimiz koyları moyları günlük gidiyorlar, geziyorlar ya işte onun olduğu yer. Buradan bir sürü tekne hareket ediyor. İşte burada aslında şu Bodrum guletleri vardır, meşhur böyle kocaman ahşap. Onların çok güzel örneklerini görmek için de ideal. Oldukça da büyük bir liman burası, merkezi. Bodrum'a gelince bir de sünger meselesi var. Bodrum'un süngercileri, hatta bu vurgun yeme hikayeleri de eskiden filmlerde de çok kullanılmış. Burada da bir tane heykel var. Hala süngercilik yapılıyor mu bilmiyorum ama. Bodrum Marina'ya doğru yürürken limanda Nezen Tevfik'in heykeline rastladım. Üzerinde 1879 Bodrum yazıyor. Ben bilmiyordum Bodrum doğumlu olduğunu. İşte gezerken öğrenmiş oluyor insan böyle şeyleri. Herkes kendini dışarı atmış. Zaten belki de Bodrum'da her zaman kendini dışarı atmak gerekiyor. Bilemiyorum. Bodrum merkezde, Bodrum Marina'da, Marina'nın içindeki mekanlarda, hemen arkasındaki şu sokakta diyorum, cadde boyunca aslında arkamda gördüğünüz gibi mekanlar var. Bunların çoğu hem gece hem gündüz yaşıyor. Bazılarında canlı müzik de oluyormuş. Aslında akşam gelip bakalım ona. Bu arada ara ara da böyle çok tatlış mandalina ağaçlarıyla karşılaşmak var ki o da işin tadı tuzu oluyor. Merkezini şöyle gündüz anı gördüğüme göre dedim ki şu Bodrum biliyorsunuz çok büyük bir yarımada bu Bodrum. Öyle Bodrum dediğimiz şey şunca bir yer değil. Alaçatı'ya benzemiyor. Bir sürü farklı koy var ve her koyda da apayrı bir yaşam var. Yazın bu koylarda tabii ki işte çok fazla konaklama, tesis, müzik, eğlence, meyhane ne ararsanız. Şimdi Bitez'e geldim. Bodrum'a en yakın koylardan biri. Gümbet'i atladım. Hepsine girersem Bodrum'u bitiremem çünkü. Burada sanıyorum ileride bir yelken okulu gibi bir şey olabilir. Çünkü minik minik optimistleri geliyorum. Minicikler böyle yelken dersine çıkmışlar. Şöyle bir yürüyelim bakalım nasıl gözüküyormuş Bitez sahili kışın. Sezonda lahmacun 300-500 diyorlar Bodrum'da, doğru mu? Ben şimdi burada sordum garsona. Dedim ki sezonda böyle bir fiyat var mı? O ne yahu dedi. Ben öyle bir şey duymadım dedi. En fazla 40 lirayı duydum ama dedi. Bitez'de en azından yokmuş. Peki kışın ne kadara iniyor? 13 lira. Yalnız roka getirmişler şöyle olaya. Birazcık yeşillik katıyoruz. Bir de domates koyuyoruz. Her şeyi ellerimizle yapıyoruz. Parmaklaya parmaklaya yapıyoruz. Sonra katlıyoruz. Bir yerden bir yere gitmek için ciddi yol yapılıyor. Üstelik de kışın da gayet ciddi bir trafiği var. Öyle çok da boş değil ortalık. Şimdi Bardakçı Koyu'na gidiyorum. Zeki Müren'in denize girmekten en hoşlandığı yermiş orası. Çünkü denizini çok seviyormuş. Ben de daha önce hiç Bardakçı Koyu'nu görmedim. Merkeze de en yakın nokta. Şimdi Bitez'den çıktım. Sonra hedefimde Ortakent var, Yalıkavak var, 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 var. Koyu diye haritanın beni getirdiği yere geldim. Fakat öyle bir yerdeyim ki, şöyle göstereyim. Böyle bir koy, hani Bitez'deki gibi falan bir sahile ulaşamadım ben. Oteller, oteller, oteller. İki otelin arasında minnacık bir giriş görüyorum. Oteller bu alanı tamamen kapadıysa, Zeki Müren'in girdiği koyda şimdi oteller hakimiyetini sürdürüyor demektir. Otelin yürüyüş yolu gibi de duruyor. Kalan tek kumsal burası mı yani? Artık gidiyor.
gideyim. Bardak şurada bu kadar karmıştı. Şu anda çok güzel oldu. Sol tarafta muhteşem bir şekilde o koyu görüyorum. Hem de Bodrum'un rüzgar günü değil. Gel değirmeni, gel değirmenlerine gidiyorum. Aslında burada gün batımı çok güzel oluyormuş. Öyle bir nokta ki burası aslında çok güzel, böyle hakim bir tepe. Fakat bir berduşluk, bir şey var aşağı doğru bakınca ya, yakın civarda. Tabii ne yapılmış? Memleketimizde sıkça rastlanıldığı üzere isimler yazılmış. Aşk ilanları yapılmış. İşte oraya yürüyorum. Biraz burada galiba arkadaşlarla gelip içelim, takılalım. Sevgiliyle küçük küçük burada romantik kaçamaklar yapalım noktasına dönmüş burası. Bodrum geceleri. Ne diyor? Ben yeminen böyle şeyler yazıyorum. Yıkılıyorum. Ya değirmenlerin diğer tarafına doğru dönünce de aşağıda bir koy daha gözüküyor ki Gümbet tarafı. İnanılmaz sayıda ev var. Hani şu Bodrum'un beyaz küp küp evleri var ya, işte onlardan buraya böyle serpmişler. Yazın çok hareketli, kışın o kadar sık değil. Merkezden koylara minibüsler gidip geliyor. Yalıkavak bu arada Bodrum'un oldukça büyük olan yerleşim yerlerinden bir tanesi. Turgut Reis bir çok büyüktür ama ben Turgut Reis'i çok sevmiyorum. Ege'deymişim gibi, Bodrum'daymışım gibi değil de şehir şehir. Yalıkavak Marina'nın içine girdim. Çok büyükçe ve şıkır şıkır yapılmış bir alan burası. Marinalar genelde daha üst segment bir çizgide konumlanır. Gerek mağazalar, gerek kafe, restoranlar ve eşittir fiyatlar. Ama genelde 12 ay boyunca, yani 4 mevsim yaşarlar. Burada biraz şey havası var, Miami. Marina'ya sırtını verip yüzünü denize dönene sağ tarafındayım şu anda ben. Burası halk plajıymış. Yıllık havamızda size gösterdiğimize göre sakin sakin. Bir başka sakin koy bulmak üzere Türk Bükü'ne yelkenleri açalım diyorum ben. Çeşit çeşit vatandaşlarımızın çılgın Bodrum eğlencelerine aktığı hareketli canlı koylardan biri. Kaptus Kütüs. Bu iskele sana mı kaldı? Yemek mi var zannediyorsunuz? Vallahi yemek değil bu. İşte bu iskelelerde ne eğlenceler ne aşklar. Yazlar yazlar. O kadar çok sokak hayvanı var ve açlar ki aslında. Çünkü bayağı insan yok. Arka taraflar kapalı, iskeleler toplanmış. Kışın inziva. Çok güzel. İyi ki de inziva. Yoksa Bodrum sadece o yaz hengamesiyle olsa kendini toplayamaz. Sürekli böyle olsa o curcunayı yaşıyor. Ondan sonra geri kalan aylarda arınmaya ve kendini temizlemeye çalışıyor bence. Öyle diyebiliriz yani. Terk edildim. Çok terk edilmiş ve yalnız bir resim değil mi? Bahçede düzenlemeler var, çalışan ustalar var. Buraları ayakta tutmak için de ciddi maliyetleri vardır bunların ya. Böyle o yüzden fiyatların yüksek olmasına şaşırmamak lazım. Çok büyük bir otel mesela şu an sahilde indiğim bir otel. Benim için dünyanın en keyifli duygusu ne biliyor musunuz? Denizin kokusunu duymak. Hatta şu takaların sesi. Balıkçı barınağından bir Türk Bükü'ne bakmak istedim. Nasıl sessiz sakin, nasıl güzel. Of. Dans, müzik, eğlencenin daha yoğun olduğu yerlerden biri Türk Bükü. Gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla haberlerden, magazinlerden siz de bilirsiniz. Ama bu hali öyle tatlı, öyle sakin ki hiç o haberlerle, o magazin dünyasında yansıyanla şu anki resmin hiçbir alakası yok. Çok da güzel. Ben alışkın değilim. Kışın güzel güzel 17, 18, 16 dereceler. Kazakla dolaşacağım falan filan. En soğuk kış böyle geçsin. Thank you.
Çorba da bu kadar. Şuradan şuraya kadar. Kente Dibekli Han'a geldim. Burası Kültür Sanat Köyü diye de geçiyor. İçinde işte bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz da, özel etkinlikler de yapılıyor. Farklı ünlü insanların ismi verilmiş olan galeriler var. Orada sergiler yapılabiliyor. Kışın da açık gözüküyor şu anda. Daha önce yazın gelmiştim. Mayıs ayıyla beraber tüm sergi salonlarında aynı zamanda sergiler başlıyormuş. Konserler, farklı etkinlikler de yapılıyormuş. O yüzden siz bence burayı takip edin. Akşamları soğuk bile olsa kışın kumsalda denizin kıyısında oturmak isterseniz sahilde böyle odun sobaları yakıyorlar. Çok rahatlıkla açık havada oturabiliyorsunuz. Bodrum geceleri bak. Tata, tata tata, tata tata. Bir de dolunay var bak. Açık olan birkaç dükkan kapandı. Bazı kafe barlar açık, özellikle denize doğru bakanlar. Kule Bar buranın rock barı. Rock müzik dinlemek isteyenler ve canlı müzik de oluyor mu bilmiyorum ama yaz kış açıkmış. Boş çünkü kış. Çünkü turist yok. Yerlisi bir pazar akşamı herhalde Bodrumlular gidip de bir rock barda takılalım dememişler anladığım kadarıyla. Okan Bayülgen'den doğru kesin duymuşsunuzdur Dada Salon. Bodrum'daki Dada'ya bakmak istiyorum. Canlı müzik olduğunu zannetmiyorum. Belki cumartesi akşamları ama bugün pazar. İlanlarda gördüm yılbaşında Bedük'le Dada Salon'da yılbaşı yeni yıla giriş eğlence varmış. Onlar da benim ekip gidiyorlar kankiler. Tam hiç ses yok, hayat yok Bodrum'da diyorduk ki müziği duyduk buraya doğru bir yürümeye başladık. Yazı sevmeyiz, biz sakinliği seviyoruz. Kışın içinde böyle bir adam görürüz enerjisiniz. Git oteline yat Zıbar be kızım. Ne işin var Bodrum sokaklarındaymış durum gerçekten böyle. Saat 9.30 falan bu arada. Bilmiyorum hani limanın orada bir başka hareket var mı ama buralarda çok bir hayat yok şu anda. En iyi eğlence kimler yapıyor? Teknede kendi kendine takılan kaptanlar falan filan. Bak müziklerini koyuyorlar, arkadaşlarını çağırıyorlar. Bence çok güzel. Kışın Bodrum'a gelmek isteyenlere tavsiye eder. Kışın kış güneşini görünce tatlı tatlı sahillere vuruyorsunuz. Açık olan bulduğunuz mekanlarda oturup güzel muhabbetler ediyorsunuz. Belki kitabınızı okuyorsunuz, müziğinizi dinliyorsunuz, denizin kokusunu içinize çekiyorsunuz ve huzur buluyorsunuz. Kışın Bodrum huzur, sakinlik ve dinlenmeyle eşdeğer. Ama yazın Bodrum derseniz o başka bir dünya biliyorsunuz. Tercihinize göre istediğiniz mevsimi seçebilirsiniz. Ben kışını sevdim. Of çok güzel görünüyor. İstanbul'a dönüş yolunda burası aşağı yukarı Bodrum'a 1-1,5 saat mesafede bir mola noktası diyebiliriz. Bafa Gölü Ege'nin en büyük gölü. Aslında eskiden göl değilmiş. Toplasak tarihi 2000 yıllık falan geçmişi var. Suyunun da hala tuzlu olduğu söyleniyor. Burası eskiden Menderes Nehri'nin denize döküldüğü noktada alüvyonların birikmesiyle kapanmış ve bir göle dönüşmüş. Zaten aşinadır. Çöp şiş molası verilmesi gerekirmiş burada. Ben de ilk kez geliyorum. Bakalım şimdi burada yan yana bir sürü yol kenarında lezzet var aslında. Bu videonun da sonuna geldik. 2018'de burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Yeniden yeni bir programda 2019'da görüşünceye kadar. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Bodrum, 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 Bodrum.